Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhaba, bugün 13 Ocak Pazartesi. Güne Ay Aslan Burcu'nda başlıyoruz. Küçülen fazla ama gün içerisinde burç değiştiriyor olacak. Zamanı geldiğinde de zaten üzerine konuşuyor olacağız. Günün ilk açısına baktığımız zaman ayın öncelikle çok fazla minor açıyla aslında geceyi geride bırakacağını görüyoruz. İlk 04.23'te ayın güneşle yapacak olduğu bir 150 derecelik açı var. 05.11 ve 05.15 olarak, yani çok kısa bir zaman dilimi içerisinde de sert açılar alıyor yine. Şimdi burada özellikle güneşle yapacak olduğu 150'lik gece saatlerinde biraz huzursuz hissetmemize sebebiyet verecektir. Sabaha karşı da biraz daha yetersiz, kendimizi ifade edemeyen, kısıtlanmış ve sınırlanmış hissetme hissiyatının yüksek olacağını gösteriyor. Yani 06.15'e kadarki süreçte, ki bir pazartesi gününe uyanıyoruz, biraz böyle hani huzursuz, kendimizi böyle çok enerjik hissetmeyen bir ruh haliyle güne başlayabiliriz. 07.12'de, ki 08.12'ye kadar etkisini hissedeceğiz, ayın Merkür'le yapacak olduğu bir 150 derecelik açı mevcut. İfade konusunda, kendimizi ifade etmek hususunda çok da hem istekli değiliz, hem de gerçekten ne hissettiğimize dair pek de bir bağlantımız yok. Çünkü Ay ve Merkür'ün birbirini bu şekilde görmüyor oluşu, ifade ettiğimiz şeye dair de, yani burada yanlış anlama ve algımızın biraz daha kısıtlı olduğunu göz önünde bulundurarak hareket etmemiz gerekiyor. Yanlış anlama potansiyelimizin yüksek olduğunu gösteriyor bize. Saat 16.20'de Güneş Plüton'la kavuşuyor olacak. Bugün genelinde etkisini hissedeceğimiz bir enerji. Biliyorsunuz ki dün Plüton ve Satürn arasında bir kavuşum açısı kesinleşti. Dün de hissettiğimiz, yarın da hissedecek olduğumuz bir açı aynı zamanda. Gün içerisinde olayları ciddiye alma potansiyelimiz çok yüksek. Yani Güneş ve Plüton'un kavuşumu hem olayları çok daha derin, hem daha ciddiye alan ve aynı zamanda kendimizi de çok ciddi hissedecek olduğumuzu gösteriyor. Güçlü de hissedecek olduğumuzu gösteriyor. Yani liderlik potansiyelimiz, lider olma arzumuz ya da bu noktada kendi hayatımızı kontrol etme isteğimizi tetikleyecek bir enerjidir. 3 günlük süreç zarfında da biraz daha kontrolcü bir yapı ortaya çıkartabilir. Evet, şu noktada Plüton etkisini yoğun bir şekilde karakterimize içselleştireceğiz belki. Ama aynı zamanda bu durumu şu noktada da incelememiz gerekiyor. Çok kontrolcü olmak. Yani sürekli bir B planı yapma isteği ve arzusunun ön planda olacağı bir durum. Çünkü Satürn'le de kavuşuyor olacak. Saat 16.41'de Ay'ın Venüs'le yapacak olduğu bir karşıtlık var ki bu saat itibariyle 16.41'den saat 17.06'ya kadar Ay boşlukta ilerliyor olacak. Çünkü Ay'ın Aslan Burcu'ndaki son açısı. Ay-Venüs karşıtlığı da bir noktada birazcık memnuniyetsizliği arttıracak bir etki. Saat 15.41 ve 17.41 arasındaki 2 saatlik zaman diliminde özellikle ikili ilişkilerimiz ya da iletişimimizde beklediğimiz performans ya da potansiyeli alamayıp beklenti içerisine girerek biraz memnuniyetsiz bir ruh haline bürünmemiz söz konusu. 17.06'da önümüzdeki artık 2,5 günlük süreç zarfında Ay Başak Burcu'nda ilerlemeye başlıyor olacak. Doğamız, enerjimiz değişiyor olacak. Duygusal olarak motive olacağımız şey sistemi biraz daha iyileştirmek, çözüm bulmak ve hani olayları biraz daha analitik şekilde yaklaşım sergilemek olacaktır. Hani önümüzdeki 2,5 gün doğamız bu noktada ilerliyor olacak. Gündemimiz bu olacak. 18.15'te biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi ayın bu sefer Güneş'in Satürn'le kavuşumu, ki bir gün önce hissetmeye başladık, yarın da hissediyor olacağız. Özellikle kendimizi biraz daha kısıtlanmış, sınırlanmış, otorite figürleri tarafından belki engellenmiş ve bu noktada güçsüz hissetme potansiyelimiz var. Yine burada da olayları ciddiye alma, biraz daha görev ve sorumluluk bilinciyle ilerleme ihtiyacı ve isteği ön planda olacaktır. Saat 20.12'de ayın Şiron'la yapacak olduğu bir 150 derecelik açı var. Şimdi burada aslına bakarsanız bizi yaralayan bir şey var. Ama ne olduğuna dair böyle çok net değiliz. Bundan dolayı da huzursuz, biraz daha kırılgan, biraz daha hassas bir tutum sergilememiz ön planda olacak. Saat hani 21.12'ye kadar da bu tarz bir enerji ön planda olabilir.
21-28'de Ay'ın Uranüs'e yapacak olduğu üçgen açıyla birlikte hem farklı çözümler üretme ihtimalimizin yüksek olduğunu gösteriyor bize enerjiler. Aynı zamanda duygusal olarak da biraz daha olayları objektif değerlendirme imkanımız olacak. O Ay Şiron 150'sinden sonra aslına bakarsanız güzel, ciddi bir etki, güzel bir enerji değerlendirmenizi de ümit ediyorum. Günün son enerjisi Venüs'ün Balık burcuna geçiyor oluşu. Saat 21.38 itibariyle Venüs artık Balık burcunda ilerliyor olacak. 7 Şubat'a kadar da Balık burcunda ilerleyecek. Venüs Balık burcunu sever. Aslında Venüs'ün kendini ya da bizim tanımladığımız sevgiyi en rahat yansıtabildiği burçtur Balık burcu. Yani koşulsuz, herhangi bir kriter olmadan da karşındakini sevmek ya da değer vermek ya da herhangi bir şeyi sevmek ya da değer vermek hususunu biraz daha ön planda hissedeceğiz. Biraz daha idealist bir sevgi algımız ortaya çıkacak 7 Şubat'a kadarki süreçte. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle. Merhaba, bugün 14 Ocak Salı. Güne Ay Başak Burcu'nda başlıyoruz. Küçülen fazla gün içerisinde de Başak Burcu'ndaki seyrine devam ediyor olacak. Günün enerjilerinden ziyade Ay'ın Başak Burcu'nda oluşuyla birlikte yapı itibariyle birazcık daha böyle eleştirmeye yatkın, kusurları direkt söylemeye yatkın ya da onu düzeltmeye, çözümlemeye yatkın bir etki ön planda diyebiliriz genel hatlarıyla. İlk açımız 04.59'da kesinleşiyor. Ay'ın Mars'a yapacak olduğu kare açı. Şimdi özellikle saat 05.59'a kadar, sabahın ilk ışıklarına kadar ki süreçte birazcık hani bu bizi erken uyandırabilir, güne erken başlamamıza sebep olabilecek bir açı. Ama aynı zamanda çok da anlayışlı değiliz. Biraz daha tahammülsüz, stres yönetiminin zayıf olduğu, mizacımızı biraz daha sert bir şekilde vurgulayacak olduğumuz bir zaman dilimi. Hani sabaha birazcık huzursuz, huysuz uyanma potansiyelimiz ön planda olacaktır. 05.32 itibariyle Ay'ın Ay düğümleriyle yapacak olduğu güzel açılar var. Güney Ay düğümüyle üçgen, Kuzey Ay düğümüyle de sekstil açı yaptığını görmekteyiz. Özellikle daha önce deneyimsel olarak yaşadığımız konular hususunda farklı çözümlemeler getirebileceğimiz, işte yeni bir şeye adım atıyorsak bu konuda farklı fikirlerin hayatımıza gelebileceği, çözüm olarak yani bir sorun vardır, bir türlü işin içinden çıkamamışsınızdır. Bu konularla alakalı Ay'ın Başak Burcu'nda olması neticesinde tekrardan onu devam ettirecek, yine planlarınıza, programlarınıza dahil edebileceğiniz güzel çözümler elde edebilecek olduğunuzu gösteriyor ki Ay düğümleri açıları kaderseldir. Yani özellikle sabah saatlerinde bu tarz girişimler yapmaya da bu tarz fikirlerle uyandıysanız hani bilin ki o konuyu ele almanız, bir şekilde devam ettirmeniz söz konusu olacaktır. Sonraki açımız 09.07'de kesinleşiyor ki güne aslına bakarsanız en güzel açılarından biri, güzel uyanacağız. Ay'ın Jüpiter'le yapacak olduğu üçgen açı gökyüzünün büyük iyicinin desteğini hissedecek olduğumuz saat 10.07'ye kadar da etkisini sürdürecek olan bir enerji. Özellikle istek ve arzularımız hususunda dileklerimizi gerçekleştirebilmek adına nedir? İşte dua ederek, meditasyon yaparak, isteklerimizi yazarak o pozitif enerjiyi hayatımıza geçirmek için değerlendirebiliriz bu zaman dilimini. Son açımız 20.27'de kesinleşiyor. Ayın Neptün'e yapacak olduğu karşıtlık. Şimdi Neptün enerjisi puslu ve sisli bir enerji. O nedenle Ay'la yapmış olduğu karşıtlıkta hem kırılgan olma potansiyelini ön planda tutuyor. Aynı zamanda kandırılma, bir şekilde yanlış anlama, kendimizi yanlış ifade etme gibi etkilerin de ön planda olacağını gösteriyor. Şimdi bu dönem dikkat dağınıklığının da çok yüksek olabileceği bir süreç. Saat 19.27 ve 21.27 arasında eğer dikkat gerektiren bir konuyla ilgili üş üstündeysek birkaç kez tekrar etmekte, kontrol etmekte fayda var diye düşünüyorum. Onun haricinde yaratıcılığımızın da yüksek olacağını gösteriyor. Değerlendirmenizi ümit ediyorum. Günün son enerjileri de bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle. Merhaba, bugün 15 Ocak Çarşamba. Güne Ay Başak Burcu'nda başlıyoruz ama gün içerisinde burç değiştiriyor olacak. Zamanı geldiğinde de konuşuyor olacağız. Küçülen fazla da seyrediyor Ay. İlk açımıza baktığımız zaman 06.51'de kesinleşecek Ay ve Plüton arasındaki üçgen açı. Özellikle Ay'ın Başak Burcu'nda olduğunu da göz önünde bulundurarak konuşursak bizim
araştırmacı bir şekilde olaylar hususunda daha derin inceleme imkanı tanıyan bir etki ve enerjidir. Ya da görmemiz gereken noktayı çok daha çabuk kavramamızı sağlayan bir enerjidir. Saat 07.51'e kadar ki 2 saatlik zaman dilimi, yani 05.51 ve 07.51 zaman aralığında bu etki ve enerjiyi değerlendirebileceğimizi gösteriyor. Bununla birlikte 07.12 itibariyle de ayın Satürn'e de bir üçgeni var. Bu ikisi şu an kavuşum halinde olduklarından dolayı tabii ki ard arda bir etkileşim söz konusu. Özellikle duygusal anlamda aşırıya kaçtığımız, yani bu iki kutup olarak nitelendirebilirsiniz. Yani ya çok duygusal ya da duyguları tamamıyla hiçe sayan ve ayrıksı bir ruh halinden bahsediyorum. Satürn bu noktada bir denge getirecektir bu ikisinin arasına. Sabah saatlerinde o yüzden biraz daha tutarlı ve mantıklı kararlar almak, bunları hayata geçirmek hususunda çok uygun bir enerji barındırıyor. 09.40'da ayın güneşle yapacak olduğu bu sefer bir üçgen açı var. Aslında güne çok güzel başlıyoruz. Bu açıyla birlikte biraz daha dengeli, yani kendi içimizde de dengeyi bulacağımız, hem eril dişil prensip olarak, hem bilinçaltı olarak, ebeveynlerimizle olan iletişimimiz, otoritelerle olan iletişimimiz olarak daha dengeli, daha anlaşma etkisini, yani kavga etmek adına değil de uyum sağlamak adına konuşmayı sağlayacağımız bir enerji ön planda olacak. Sonraki açımız 15.11'de kesinleşiyor. Saat 14.11 ve 16.11 arasındaki 2 saatlik zaman diliminde Merkür ki Oğlak Burcu'nda, bu sefer Merkür Ay'a bir üçgen açı yapıyor olacak. Bu 2 saatlik süreç zarfında ifademiz, algımız Merkür'ün desteğinin sayesinde biraz daha pratik, çözüm üretmek hususunda fikirlerimizi biraz daha rahat ifade edebileceğimiz, konuşmakta kendimizi ifade ederken daha akıcı ve aşkın olabilecek olduğumuzu gösteriyor. Bu 2 saatlik süreç zarfında ifade güçlüğü çektiğimiz konularda konuşmayı tercih edebiliriz. Hani sonuca bağlamakta da daha rahat bir etki ön planda olacaktır. 15.13'ten 18.43'e kadar ki süreçte Ay Terazi Burcu'na geçmek üzere boşluğa girecek. O yüzden de bu zaman zarfında yeni girişimler yapmaktan da hani sakınmakta fayda var diye düşünüyorum. 18.43'te Ay'ın Terazi Burcu'na geçmesiyle birlikte enerji de değişiyor olacak. Yani o çözüm üretmek, sistemin eksiklerini bulmak ya da bunlara dair hizmette bulunmaktan ziyade önümüzdeki 2,5 günlük süreç zarfında biraz daha ilişkiler odaklı, iletişim odaklı, işte bir partnerimiz varsa buna ona odaklı, daha çok ikili ilişkiler ve iletişimde dengeyi sağlamak hususunda bir aksiyon ön planda olacak. Yani duygusal olarak bundan tatmin olacağımız bir enerji. 21.57'de ayın Şiron'la yapacak olduğu bir karşıtlık var ki bu saat 22.57'ye kadar etkisini hissedecek olduğumuz bir enerji. Özellikle duygusal anlamda yara aldığımız ve ikili ilişkilerde bu yaraların oluştuğu konuların gündemde olacağını gösteriyor bize. Biz her ne kadar duygusal olarak bunları hissetmek istemesek de hani karşımıza sanki bu yaraları bize hatırlatacak olayların da çıkabilecek olduğunu gösteriyor. 22.51'de ayın Venüs'le yapacak olduğu bir 150 derecelik açı var. 23.09'da da ayın Uranüs'te bir 150'liği var. Şimdi burada açıkçası hem duygusal olarak çok stabil olmadığımız hem de beklentinin yüksek olduğu enerjiler ön planda ama somut olarak bir olay yok. Hani burada kurgular çok yüksek, kurgusal bir yaklaşım sergiliyoruz. İşte bir beklentimiz vardır. Bununla ilgili ilginç teoriler üretebiliriz bu süreç zarfında. Akşam saatlerinde diyeyim, yani 21.51 ile 00.09 arasındaki bu 4 saatlik zaman dilimi açıkçası birazcık huzursuz, kendimizi çok istikrarlı hissetmediğimiz, belki özgür olmak istediğimiz konularda kısıtlandığımızı düşündüğümüz konuları gündeme getirecek gibi görünüyor. Bu zaman zarfını biraz daha kendinize ayırarak, hani bireysel kendinizle vakit geçirerek değerlendirirseniz, hani bu huzursuzluğu biraz daha rahat atlatabilecek olduğunuzu düşünüyorum. Günün son enerjileri de bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle, sevgilerimle. Merhaba, bugün 16 Ocak Perşembe, güne Ay Terazi Burcu'nda başlıyoruz. Küçülen fazda gün içerisinde de Terazi Burcu'ndaki seyrine devam ediyor olacak. Enerji olarak biraz daha kendimizi etrafımızda tanıdığımız, bireysel olarak iletişim kurduğumuz kişiler üzerinden tanımaya çalışacağımız bir gün. Odağımız biraz daha uyum sağlamak, adapte olmak, anlaşmaya varmak konusunda olacaktır.
İlk açımız 02.17'de kesinleşiyor ama tüm günü etkisi altına alacak. Bir gün önce ve yarın da hissedecek olduğumuz bir açı. Venüs'ün Uranüs'le yapacak olduğu sekstil açı. Özellikle ikili ilişkiler hususunda ani fevri gelişmeleri, ama hani bu pozitif yönde bir şey olacaktır. Örnek veriyorum, işte bir flört durumu vardır, bunun ilişkiye dönmesi gibi, ani tanışmaların olabileceği gibi, hani aşk ilişkilerinin başlayabileceği gibi, hani duygusal ilişkilerde ani fevri başlangıçların olabileceğini gösteriyor. Ama Uranüs etkisi çok da kalıcılık getiren bir enerji değildir. Tabii ki sizin doğum haritanızda bu açının getirileri nedir, ona da bakmak gerekiyor. Hani doğum haritanızda çok daha sağlam enerjiler vardır. Hani o birliktelik devam edebilir. Ama Uranüs etkisi sadece bu enerjiyle başlıyorsa eğer, bir şeyler noksan demektir. Hani hızlı bir aşkı getirir ama o aşk da hızlı bitebilir. Bunu da belirtmek isterim. Sonraki açımız 07.08'de kesinleşiyor. Ayın ay düğümleriyle yapacak olduğu kare açı, ki bu gökyüzünde tek kare dediğimiz bir açı kalıbını oluşturuyor. Ne ileriye gitmek ne de geri adım atmak istediğimiz, hani olduğumuz yerde kalıp birazcık düşünmek istediğimiz bir süreç. Ay da terazi burcunda olduğu için aslında bakarsak başkalarına göre şekillenme isteği ve arzumuz var. Hani onların isteği ve arzusuyla hareket etmek istediğimiz bir zaman dilimi. Hani sabaha birazcık başkalarının inisiyatifini kullanmasını bekleyecekmişiz gibi bir durum söz konusu. 09.13'te ayın Mars'la yapacak olduğu sekstille birlikte enerjimiz yükseliyor. Hem motivasyonel olarak hareket enerjimiz ön planda, hem de birazcık böyle şeyiz. Kendimizi ifade etmek, yeni başlangıçlar yapmak, girişim yapmak hususunda da enerjimiz yerinde olacak. Saat 08.13 ve 10.13 arasındaki 2 saatlik zaman diliminde bu yönde değerlendirebiliriz. Yani özellikle günün programında istemediğimiz bir konu varsa yapmaktan çekindiğimiz, bu zaman zarfına denk getirerek oradaki motivasyonu değerlendirebilecek olduğumuzu düşünüyorum. Sonraki açımız 11.45'te kesinleşiyor. Ayın Jüpiter'le yapacak olduğu kare açı. Özellikle duygusal anlamda kendimizi birazcık abartma, yani duygularımızı abartma, hislerimizi abartma, tepkilerimizi abartma potansiyelimizi ön planda gözlemleyebiliriz bu zaman zarfında. Hani her şeyde aşırıya kaçma durumumuz söz konusu. Bu durum Ay terazi burcunda olduğu için ilişkilerimizi idealize etmek ya da bu konuda ciddileşmek hususunda bazı olaylar karşımıza getirebilir bu zaman zarfında. Hani hemen olsun, çabuk olsun şeklinde bir yaklaşım sergileyebiliriz. Hani çok da fazla zorlamamak gerekiyor. Jüpiter çünkü burada abartma eğilimini ön planda tutacaktır. 21.30'da Merkür artık Kova burcuna geçiyor olacak. Ki Merkür Kova burcundayken düşünce yapımız, fikirlerimiz çok çok ön plandadır. Düşündüklerimizi ifade etmek, yani tabii ki Merkür iletişim enerjisi, gezegen olarak iletişimi temsil ediyor. Kova burcunda biraz daha topluma yönelik şeyleri konuşmak, fikirlerin daha özgür bir şekilde yansıtılması hususunda daha humanist bir dil kullanmak etkisini ön planda tutacaktır. Bu süreç içerisinde de biz bu enerjiyi yoğun bir şekilde hissediyor olacağız. Günün son açısı 22.35'te kesinleşecek. Ayın Neptün'e yapacak olduğu 150 derecelik açı. Bu tam anlamıyla sisli bir enerji. Yani burada bağlantı o kadar kesik ki, yani gerçekten ne hissettiğimizi ve istediğimizi bilmiyormuşuzu çok net bir şekilde görebileceğimiz bir etki. Ama aynı zamanda çok kırılgan. Yani bir beklentim var, ne olduğunu bilmiyorum, bir şey beni rahatsız ediyor etkisini aslında yaşayacağımız bir enerji. Saat 23.35 itibariyle enerji dağılacaktır. Hani bu zaman zarfında bir şeyleri netleştirmeye çok çalışmamak lazım. Biraz daha hani böyle meditatif, rahatlamaya yönelik aksiyonlar almak bu sürecin etkisini azaltacaktır diye düşünüyorum. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle, sevgilerimle. Merhaba, bugün 17 Ocak Cuma, güne Ay terazi burcunda başlıyoruz. Küçülen fazla ama gün içerisinde burç değiştiriyor olacak. Zamanı geldiğinde de üzerine konuşuyor olacağız. Günün açılarına baktığımız zaman biraz gergin bir güne uyanıyoruz açıkçası. İlk açımız ayın Plüton'la yapacak olduğu kare açı, ki 09.16'da kesinleşiyor. Bu etkiyi biz 10.16'ya kadar da hissediyor olacağız. Bu 2 saatlik zaman diliminde özellikle ilişkilerimiz hususunda biraz daha tutkulu ve takıntılı bir etki
yaşayabiliriz, hissedebiliriz. İletişim kurma, bağ kurma ya da ilişkimizin hayatımızdaki yeri hususunda biraz daha derinleşme algısını manipülatif şekilde karşımızdakine yansıtma imkanı ön planda olabilir. 09.55'te bu sefer ayın Satürn'le bir karesi var. Şimdi burada iki tane malefik etkiden enerji alıyor. Yani sabah saatlerinde birazcık kendimizi kısıtlanmış ve sınırlanmış da hissetmek gibi bir durum var. Şimdi Plüton kare yapıyor. Bunu istiyorum diyoruz ve ısrar ediyoruz ama Satürn de diyor ki şu an bunun zamanı değil. Yani sen istediğin kadar bununla ilgili kendini yor ama ben bunu şu an senin hazır olduğunu düşünmüyorum diyen, yani sabretmeyi birazcık yaşamamız gereken bir enerji. 15.58 itibariyle de ayın bu sefer güneşle karesi var. Şimdi sabah saatlerindeki bu kare etki aslına bakarsanız şu da olabilir. Yani biz bir şey istiyoruzdur, olmuyordur ya da bizim gereğinden fazla sorumluluk almamız gerektiğine dair de bir olgu oluşabilir sabah saatlerinde. Yani sorumluluk almaktan kaçtığımız bir konuda da artık o sorumluluğu almamız gerektiğine dair de bir etki barındırıyor. 15.58'deki ay ve güneş karesi de çatışmayı tetikleyen bir enerji. Yani uyumdan ziyade haklı haksız enerjisinin ön planda olacağı bir enerji var. 16.59'a kadar da etkiyi hissediyor olacağız. Açıkçası ayında terazi burcundaki son açısı güneşle yapacak olduğu kare 21.20'ye kadar da ay boşlukta ilerliyor olacak. Ayın güneşle yapacak olduğu kare ebeveynlerimizle, otorite figürleriyle, kendimizle de çok uyumlu olmadığımızı gösteriyor. Hani bu zaman zarfında uyum aradığınız bir iletişim durumunuz söz konusuysa ertelemenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok anlaşmadan ziyade haklı haksız konularına girişilebilir. 21.20 itibariyle günün son açısı ayın artık Akrep Burcu'na geçecek olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki 2,5 günlük süreç zarfında enerji biraz daha ketum. Yani kendimizi çok göstermek istemiyoruz. Biraz daha gizemli tavırlar, duygularımızı çok aktarmak istemediğimiz. Çünkü aktarırsak hani güven, hani onu bize karşı kullanabilecek olduklarını düşündüğümüz için ay akrepteyken çok fazla karşımızdaki insanlara done vermek istemeyiz. Ellerine hani onlara koz vermek istemeyiz daha doğrusu. O nedenle de biraz daha ketum bir enerjinin ön planda olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki 2,5 günlük süreç zarfında da bu etkiyi yaşıyor olacağız. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle, sevgilerimle. Merhaba, bugün 18 Ocak Cumartesi, güne ay Akrep Burcu'nda başlıyoruz küçülen fazla. Gün genel hatlarıyla düşündüklerimizi ifade etmekten ziyade gözlem yapmaya dayalı, biraz daha fikir edinmek adına gözlemlemek enerjisine dayalı bir gün. Gün içerisinde bu akrep enerjisini bu şekilde yoğun olarak hissediyor olacağız. İlk açımıza baktığımızda günün Merkür'le ilgili çok ciddi açıları var. İletişimi çok etkileyen enerjiler bunlar. 00.36'da ayın Merkür'le bir karesiyle güne başlıyoruz. Yani akşam saatleri iletişimde desteği zaten almıyoruz. Yani zaten konuşmak istesek de Merkür orada bir noktada ya bloke edecektir ya da anlatmak istediğimiz ya çok sert bir mizaçla ya da çok da doğru olmayan şekilde, istediğimiz şekilde olmayacaktır o etki. Genellikle de tavrımız birazcık sert olma eğilimi gösteriyor. 00.47 itibariyle ayın Şiron'la da bir 150'liği var. Yani burada ay Akrep Burcu'ndayken duyguları çok derinde yaşarız. Şiron'la yaptığı 150'likle birlikte aslında bu duyguyu hani garip bir hüzün etkisi, bir hüzün havasının, daha depresif bir enerjinin ortaya çıkacak olduğunu gösteriyor bize. Saat 01.47'ye kadar da bu enerji ön planda olacaktır. 01.55 itibariyle ayın Uranüs'le yapacak olduğu karşıtlık özellikle gece saatlerinde duygusal olarak istikrarı birazcık azaltıyor. Stres yönetimimizin daha zayıflayacağını, abartı, aşırı ya da işte şok edici farklı hareketler, davranışlar ve kararları ya da duygularımızı farklı şekilde ifade etmeye dayalı bir etkide barındırıyor. Ve gece saatlerinde oluşu bu şunu da getirebilir. Ay akrepte olduğu için belli bir duygusal olarak farkındalık yaşama etkisinde bir uyandırma ama şok edici bir uyanıştan bahsediyoruz. Hani böyle bir sarsan bir uyanışı da gösterecek anlamına gelebilir. 02.08'de Merkür'ün Şiron'la yapacak olduğu bir sekstil açı var ki bu etki bir gün önce hissetmeye başladığımız, yarın da hissedecek olduğumuz bir enerji. Özellikle Merkür'ün Kova burcunda olması,
fikirlerimizi ifade etmek, karşımızdakine hiçbir şekilde kaygı gütmeden aktarmak hususunda bir iletişim yaramız varsa bu konuyla alakalı bir şifalanmanın geleceğini gösteriyor bize. 8-10 aksı bu arada, yani 8. ev kriz ve kriz ve kaos demektir. Bu konularla ilgili, bu tarz çözümlemelerimizin olduğu konularla ilgili fikirlerimiz varsa bunları aktarmak, ifade etmek yönünde paylaşabilecek olduğumuzu da gösteriyor. 06-25'te ayın Venüs'le yapacak olduğu üçgenle birlikte güne güzel başlıyoruz aslına bakarsanız. Güne daha yapıcı ve pozitif bakacağız aslına bakarsanız. 07-25'e kadar da etki devam ediyor olacak. Özellikle ikili ilişkilerde biraz daha hoş sohbet, ayın Akrep Burcu'nda oluşuyla birlikte biraz daha tutkulu, daha romantik bir enerjinin ön planda olacağını söyleyebiliriz. 09.56'da ayın güney ay düğümüyle sekstil, kuzey ay düğümüyle de üçgen açı yaptığını görmekteyiz. Özellikle ileriye dönük adım atmak hususunda geçmişte yaşadığımız deneyimlerimizden ciddi referanslar alabilecek olduğumuz zaman dilimleri, özellikle adım atmak hususunda da istekli ve arzulu olacağımızı gösteriyor. Yapıcı bir enerji bu zaman zarfında, o nedenle kadersel de bir etki olduğu için gelen fırsat, imkan ya da buna benzer durumları değerlendirebilecek olduğunuzu da söyleyebilirim. 11.31 Merkür'ün Uranüs'le yapacak olduğu kare açı, özellikle bir gün önceden hissetmeye başladığımız, aynı zamanda yarın da hissedecek olduğumuz bir açıdır. Uranüs Merkür'ün bir üst oktavı olarak nitelendirilir astrolojide. Uranüs ile Merkür'ün yaptığı kare açı şok edici konuşmalar. Karşımızdaki insana evet bir farkındalık katıcı bir sohbet içerisine girmişizdir ama bu sohbette çok sert bir mizaç kullanabileceğimiz, farklı örnekler verebileceğimiz, birazcık rahatsız edici bir üslup kullanabilecek olduğumuzu da gösteriyor. Aynı zamanda iletişim konularında şok edici, birazcık şaşırtıcı sürprizlerin olabileceğini gösteriyor. Hani bu telefonla ilgili mesela işte telefon hataları, işte yanlış mesaj gibi, yanlış mail gibi, yazdığımız bir şeyde yanlış hatalar yapmak gibi durumları da ön planda tutacaktır. Hani Uranüs etkisi burada şaşırtıcı bir enerjiyi ön planda yaşayacak olduğumuzu gösteriyor bu 3 günlük süreç zarfında. Günün son enerjisi 15.45'te kesinleşecek. Ay ve Jüpiter arasındaki sekstil, günü de aslına bakarsanız pozitif kapatıyoruz. Jüpiter gökyüzünün büyük iyicili ve yaratım enerjisini de çalıştıran bir güdü. O nedenle özellikle istek ve arzularımız hususunda işte yazarak, dileklerimizi işte dua ederek, meditasyon yaparak, inzivaya çekilerek gerçekleştirebilecek olduğumuz bir zaman dilimi. Saat 14.45 ve 16.45 arasındaki 2 saatlik zaman diliminde kendimizi ayırarak, biraz daha pozitif düşünerek özellikle değerlendirebiliriz. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle, sevgilerimle. Merhaba, bugün 19 Ocak Pazar, güne ay Akrep Burcu'nda başlıyoruz. Küçülen fazla ilerliyor olacak, gün içerisinde de Akrep Burcu'nda seyrediyor olacak. Enerjisel olarak zaten Akrep'in duygular hususundaki derinliğini yaşıyoruz zaten dünden ve bir önceki günden itibaren. Bugün 02.12 itibariyle ayın Neptün'le olan üçgeniyle birlikte bu durum biraz daha artabilir. Biraz daha sezgisel, hislere dayalı kararlar vermek, özellikle bu saatlerde biraz daha spiritüel ve okült konulara olan ilginin artması gibi daha soyut kavramları iletişimimizde kullanabilecek olduğumuzu göstermekle birlikte yaratıcılığın da ön planda olacağı bir zaman dilimi. Eğer ki işiniz gereği ya da işte o zamanki şartlar size bunu yapmayı gerektiriyorsa, yaratıcılığınızı kullanmanız gereken bir iş üstündeyseniz, saat 01.12 ve 03.12 arasında eğer uyanıksanız değerlendirebilecek olduğunuz bir zaman dilimi. 13.17'de ayın Plüton'la bir sekstili söz konusu olacak. Saat 12.17 ve 14-17 arasındaki 2 saatlik süreç zarfında olayları biraz daha derin analiz edebileceğimiz, olayların arkasındaki tüm gerçekliği görebileceğimiz, aynı zamanda ay duyguların Akrep Burcu'na çok derin yaşandığı bir enerjidir. Plüton'la yapacak olduğu bu sekstille birlikte biraz daha hani bu yoğunluğu azalır demiyorum ama daha yapıcı bir etkiye büründürebilecek olduğumuzu da gösteriyor. Dönüşüm yaşayabileceğimizi gösteriyor aslına bakarsanız.
14-18'de ayın Satürn'e yapacak olduğu bir sekstil açı var ki burada işte duygulara tam anlamıyla denge geliyor diyebiliriz. Satürn'ün Oğlak Burcu'nda oluşu, ayın Akrep Burcu'ndaki gözlemci yeteneğini de ön planda tutarak ileriye dönük sorumluluk ve görevlerimize farklı bir bakış açısı sergileyebileceğimizi, biraz daha olaylara yaklaşım tarzımızda hani çözüm odaklı ama o çözümleri biraz daha hani böyle derin bir şekilde irdeleyebileceğimizi, analiz yeteneğimizi biraz daha farklı çalıştırabilecek olduğumuzu gösteriyor. Saat 13.18 ve 15.18 arasındaki 2 saatlik zaman dilimini bu yönde değerlendirebiliriz. 21.17'de Venüs'ün Kuzey Ay düğümü ile üçgen, Güney Ay düğümü ile de sekstil açı yaptığını görmekteyiz. Şimdi Ay düğümleri kadersel etkiler barındırdığı ve Venüs de dişi figürleri temsil ettiği için ve bu enerjide dün, bugün ve yarın 3 günlük etkisini barındıracağı için bu 3 gün içerisinde tanışacağımız kadın figürlere dikkat etmek gerekiyor ya da sevgi bağ kurduğumuz kişiler hususundaki deneyimleri, açılacak olan deneyimlerinde kadersel etkiler barındırdığını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir deneyim alanının oluştuğunu gösteriyor aslına bakarsanız bu yönde. Ayrıca Venüs bir de evrensel para göstergelerinden bir tanesidir. Hani maddi kaynaklarınızı değerlendirmek hususunda karşınıza çıkabilecek fırsat ya da elinizden giden fırsatların da kadersel olduğunu bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Günün son enerjisi de bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle, sevgilerimle.